Ve son dönemde artan ev sahibi kiracı kavgalarını biliyorsunuz sık sık ekranlara taşıyoruz. Ancak dükkan sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar da ciddi boyutlara ulaştı efendim. Bir mülk sahibi kiracısı olan otogalericinin iddiaya göre elektriklerini kesti. Yetmedi, araçlarının üzerine iş makinesi sürdü. İşte yaşananlar. Elektriğimizi kestiler. Hayır abicim, ispatlasın. Paranın peşinde koşarak 2 aydır huzursuz ediyor. Dükkan sahibi otogaleriyi boşalt dedi. Süre istenince iddiaya göre araçların üzerine kepçe sürmeye varan yıldırma yöntemlerine başvurdu. Var mıymış kaydına? Evet, bir görüntü var. Ankara'da bir otogaleri sitesinde 6 yıldır galericilik yapan Seyhan Bağcı'nın başı dükkanının yeni sahibiyle dertte. Değişik bahanelerle bizim buradan çıkmamızı istedi. Bir müddet vermesini. Bu zaman içerisinde de bizim buradan çıkacağımızı sözlü taahhütte bulunduk. Ancak iddiaya göre dükkan sahibi ilk başta tamam dese de sonradan caydı. Hemen boşaltmasını istedi. Reddedilince ise iddiaya göre galericiyi yıldırmaya çalıştı. İddiaya göre dükkan sahibinin kiracıyı bezdirme çabaları önce dükkanın elektriğini keserek başladı. Hatta bunu bir adım daha öteye taşıdı. Aboneliğini iptal ettirdi. Evrakta sahtecilikle kiracısı olduğumuz iş yerini sanki kiracı yokmuşçasına bizim aboneliğimizi iptal ettiriyor. Günlerce burada elektriksiz kaldı. Elektrik kestirme gibi bir durum oldu mu? Yok abi. Dükkan sahibi iddiaya göre bir ara iş makinesini de kendi dükkanın önünde duran iş makinesini de galerinin önündeki araçların birinin yanına getirdi ve kepçesiyle ona zarar verecekmiş gibi yaparak galerinin kiracısına gözdağı vermeye çalıştı. İş makinesinin kovasını bizim arabamızın üstüne koymaya kalktılar. Hayır, o kepçe oradan çıkmasın diye arabalarını bizim önüne çekmişler. Tam tersi. Son olarak mülk sahibi dün galeriye kalabalık bir grupla geldi. Daha önceki masajda da geçen sene çıkacağını iddia etmiştik olmamıştık. Ben kendim iş yapacağım ya. Benim en doğal hakkım. Kendime uygun bir yer bulduğumda buradan çıkacağım. Bu yaptıkları yanlarına kalmasın.